Herkese togözbek.com'dan merhaba. TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ tarafından geliştirilen TS-1400 motoru Eskişehir'de yapılan törenle uçuş testleri için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne teslim edildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir katıldı. Teslim edilen motorlar ilk olarak T625 Gökbey ve sonrasında da T129 Atak helikopterlerine test edilecek. Törene Türkiye'nin ilk helikopter motorunun yanı sıra TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit'in sözleri de damga vurdu. Bir önceki törende de yaşanan aksaklıkta motor test merkezinin görüntüleri ekrana gelmeyince Akşit haklı olarak tepkisini ortaya koydu. Test törenin ardından bir kez daha yapıldı. Birçok havacılık projemizin ortak sorunu motor. Bu konuda TEİ elini taşın altına koyuyor. 700 kişilik ekibinin yaklaşık 3 yıllık çalışması ile TS-1400 adı verilen motor tasarlandı. Turboşaft motor geliştirme projesiyle hayata geçirilen tasarımda itiş gücü 1400 SHP olarak planlandı. TEİ TS-1400 için Türkiye'nin ilk tek kristal türbin kanadı üretimi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirildi. Motorda Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. Geleceğin imalat teknolojisi olarak da gösterilen eklemeli imalat ile parçalar üretildi. TS-1400 yer testlerine geçen yıl başladı. Başarıyla tamamlanan testlerde motor 1400 SHP'ye rahatlıkla ulaştı. Acil durumlarda ise motor gücü örneğin tek motora kalındığında 1660 SHP'ye rahatlıkla çıkabiliyor. Dakikada 23.000 devir ile görev yapan TS-1400 hava aracını 20.000 fit yani 6.600 metre yüksekliğe kadar emniyette çıkartabilecek. Bundan sonraki adım TUSAŞ tarafından motorun T625 Gökbey helikopterine takılması. Çift motorlu helikopter halen uçuş testlerini sürdürüyor. Helikopterde T129'da da kullanılan T800 motorları bulunuyor. 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip Gökbey hem sivil hem de askeri amaçlı kullanılacak. Helikopterin ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. T625 sertifikasyon sürecini 2023'te tamamlayacak. TEİ'nin TS-1400 motoru ile birlikte T625 ikinci test sürecine girecek. Hedef 2024 yılında seri imalatın gerçekleştirilmesi. T625'ten sonra TUSAŞ motoru T129 Atak helikopterinde de deneyecek. Bu helikopter yerli motor ile ihracat kısıtlarını aşacak. Hatırlanacağı gibi Türkiye, Pakistan'a 30 adet T-129 Atak satışıyla ilgili kontrat imzalamıştı. Ancak bu konuda motor imalatı konusunda henüz Amerika Birleşik Devletleri'nden resmi ihracat onayı gelmemiş durumda. Bu nedenle de projede ilerleme sağlanamıyor. Gelin şimdi TEİ tarafından geliştirilen TS-1400 motorunun test ve çalıştırılmasını birlikte izleyelim. Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEİ TS-1400'ün çekirdek motor testine hazırız. Test başlıyoruz. Başlattım. Evet. Yakıt basıncı normal mi? Normal. Yağ basınçları normal mi? Normal. Devir geldi. Ateşliyoruz. Yağ basınçları normal. 29.000 devir. 29.000 devirdeyiz. 30.000 devirdeyiz. Burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. Test başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Motoru TEİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit anlattı. Gerçek anlamda bir jet motorudur bu. Türkiye'nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu ürettik. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Bu motorumuzla beraber inşallah Türkiye olarak biz havacılık sektöründe artık Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz. Havacılık teknolojisinde Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz yani inşallah.
Bu da Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Bu teknoloji olarak konuşuyorum. Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk. Milli motorumuz rakip ithal muadil motora göre hem kalkışta hem sürekli uçuş gücü, maksimum sürekli uçuş gücünde hem de acil durum kalkış. Yani motorlardan birisi arızalandığında tek motorla kaçış modunda rakip motorumuzdan 67 beygir ile 120 beygir arasında daha fazla güç üretiyor. İnşallah bu zorlu olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçlerinden sonra 2024'ten sonra Gökbey helikopterimiz, milli Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla uçacak inşallah. Nasıl diyelim, bu tamamen Türk mühendislerinin, TEİ mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği tamamen özgün bir motor. Her ne kadar Gökbey helikopteri için proje imzamız onunla ilgili, Gökbey helikopter için geliştirmiş olsak da biz bunu geliştirirken tabii ki Türkiye'de ilk defa bir jet motor geliştirme altyapısını da kurduk. Hem insan kaynağı olarak şu anda 700 kişilik bir ekibimiz var bu motorla uğraşan, çalışan. Ki bundan şeyler hariç, imalattakiler ve yan sanayidekiler hariç. TS-1400T'yi için önemli bir başlangıç. Sonrasında motor gücü arttırılarak bir helikopter motor ailesi oluşturulacak. Böylelikle yerli projelere motor TEİ tarafından üretilecek. Türkiye'nin ihracat potansiyelinde de önemli bir adım hayata geçmiş olacak. Bir başka hedef ise TS-1400'ün uçaklarda da kullanılabilecek bir modeli. Yaklaşık 1400-1600 beygirlik güçte olacak motor, örneğin Hürkuş'ta kullanılabilecek. Bu konuda atılacak adım ile ET6 benzeri bir turboprop motorun da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Havacılık projelerinde en kritik teknoloji motorda. Motorları bazen geliştirmek çok daha uzun sürüyor. TEİ, yılların tecrübesiyle yerli tasarımlarla ilerlemeyi hedefliyor. Motor aynı zamanda da bir hava aracının en pahalı parçası. Örneğin TS-1400 ihraç edildiğinde kilogram başına 6000 dolar gelir elde edilecek. Bu ortalama Türkiye için kilogram başına 1 doların biraz üzerinde. Savunma sektöründe ise kilogram değeri ihracatta 90 dolara kadar çıkıyor. Motor ihracat için çok önemli bir adım olacak. Savunma ve havacılık videolarını izlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla kanalımıza da destek verebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.